tarafa taşınacağım ama buranın tadilatı bitmiyor. Burası iki bölme. Bir tarafı aç. Evde hobi olarak başladım. İlk önce ahşap yakmayla, hat yazısıyla başladım. Daha sonra sosyal medya sayesinde bu geniş bir çevreye, kitleye ulaştı. Ondan sonra gelire dönüşmeye başladı. Gelire dönüştükten sonra ufak çaplı bir atölye açmaya karar verdim. Sonra o işleri yaparken birdenbire ahşap oymacılık fikri geldi aklıma. Dedim ki deneyeyim, yapabilirim ben bunu. Makinalarımı almadan önce böyle el bıçaklarıyla çalışmaya başladım. Birkaç sene onu geliştirdikten sonra profesyonel olarak makinalarımı aldım. Makinalarla şu anda devam etmekteyim. Yapamazsın dediler, tepki aldılar. Tepki aldım. Hani torna kullanmak zordur, şerit destere kullanmak çok tehlikelidir. Dedim ki tehlike olmadan hiçbir şey olmuyor. Başlamak gerek. Ben kendime güveniyorum. Eşim de bana destek oldu sağ olsun. Her konuda yardımcı oldu. Onun destekleriyle başardığıma inanıyorum. Burada biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum. Biraz daha geniş çaplı çalışmayı düşünüyorum. Yerim tamamlanınca yan tarafta dükkan var, oraya taşınacağım. Hem atölye, iki taraflı bir dükkan orası. Bir tarafı atölye olarak devam edecek. Diğer tarafı da satış ofisi olarak orada devam edeceğim. İnşallah güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Hobi mesleğe dönüştü diyebilirim. Evde başladığım hobi yavaş yavaş kendini mesleğe dönüştürdü ki 10 yıllık bir zaman aldı bu. Mesleğe dönüşmesi 10 yıl zaman aldı. O 10 yıl içerisinde çok şeyler yaptım. Çok ahşaplar ziyan ettim diyebilirim. Çok attım. Hatta kimse görmesin diye gizli gizli attığım ahşaplarım oldu. Yapamayıp ama vazgeçmedim, devam ettim. Vazgeçmeyince başarılı olabiliyor insan. Ben buna inanıyorum ki bir bayan olarak yani kafamıza koyduğumuz şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Hani bu biraz da hani eşimizin desteği veya çocuğumuzun desteği, morali bunlar çok önemli şeyler. Moral olunca, destek olunca insanlar bir şeyleri başarabiliyorlar. Ama kimseye bu aşamada kimseye kulak asmadım. Hatta gülenler oldu, dalga geçenler oldu. Ya kadın tornacı mı olur bu? Bıçaklarla sen oranı buranı doğrarsın, ellerini parçalarsın, yakışmıyor diyenler oldu. Bizim olabilir, o sizin fikriniz. Ben böyle düşünmüyorum. Sonra dediler ki ya ne kadar güzel şeyler çıktı ortaya. Güzel şeyler başarabiliyormuşsun. Demek ki oluyormuş dedim yani böyle. Hem oyalanıyorum, boş durmamış oluyorum ki boş durmayı seven bir insan değilim. Hayatım boyunca çalışmayı, üretmeyi seven bir insanım. Boş durmak hoş bir şey değil yani. Hem bana meşgale oluyor, oyalanmak terapi gibi oluyor. Ahşap oymacılık bir nevi torna terapi gibi. Bütün sıkıntılarınızı attığınız bir noktaya geliyorsunuz orada. Ahşabın o hani ham ahşaptan böyle ince işler çıktığı zaman terapi gibi oluyor insana. Girişimciliğe yatkın olsunlar, korkmasınlar, çekinmesinler diyorum. Başarabileceklerine inanıyorlarsa kimsenin sözlerine kulak asmasınlar, başaramazsın diyenleri dinlemesinler. Mutlaka başarırlar, inanıyorlarsa başlasınlar, hayallerinin peşine gitsinler.